İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal da. Buyurun Sayın Tanal. Çantada ne var? Herkes merak ediyor ama çıkaracağız. Başkanım başlatmasanız sevinirim ama özür diliyorum. Şapkada tavşan çıkacak. Evet Mahmut Bey, başlayalım artık. Ha, özür dilerim, hemen başlıyoruz. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri, Meclis 2022 ile bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Konuşulacak çok şey var ama bugün farklı bir hadiseyi anlatacağım size. Yetkileri kuşa çevrilen meclisi anlatacağım. Artık lüks ve şatafatın sevdalıların mekanı olan bir meclisi anlatacağım. Nedir bu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana binasında koca bir koridor var. Hiç gideniniz oldu mu? Sizden istirham, o koca koridora bir gidin. Eski meclis başkanlarının makam odaları yapıldı orada. Kaç kişi var? Aslında 10 meclis başkanı var ama o şatafatta olan odalarda 9 meclis başkanı var orada. Kimler var orada? İsmail Karaman, İsmet Yılmaz, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin Köksal Toptan, Bülent Arınç, Ömer İzgi, Mustafa Kalemli, Cahit Karakaş. Ama her birinin emrinde de 3 tane personel var. Ve makam araçları akaryakıtlarda hariç. Ve aynı zamanda İzmir milletvekili yine Sayın Binali Bey, onu bir başka başlık altında anlatacağım. Onunla 10 kişi var. Sayın Mustafa Şentop'un selefleri ayda yılda bir sefer meclise geliyorlar. Çay kahve içmek için koca makam odalarına ne gerek var? Yani bu meclis başkanı sıfatı manevi anlamda çok ağır, çok iyi bir unvandır. Buna gerek var mıdır? Ayrıca eski meclis başkanlarına araç tahsis edilmiş durumda. Akaryakıt tahsisi yapılıp yapılmadığını Sayın Bilgiç Bey bilgilendirirse sevinirim. Ayrıca verdikleri akaryakıt miktarı nedir? Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na açıklama yapsınlar. Ve sizin yaptığınız bu hakikaten hangi vicdana sığar? Yani burada 10 tane meclis başkanı olacak, araç vereceksiniz, personel vereceksiniz, oda vereceksiniz, telefon vereceksiniz, elektrik vereceksiniz, su vereceksiniz. Vatandaş evinde elektrik suya muhtaç. Yani burada Türkiye Büyük Millet Meclisi sıfatlı bir kişi var ki o halen milletvekili. Yani halen mecliste ayrılmadı ama o da eski meclis başkan koridorlarında makam odası tahsis edilen kişi, yakın zamanda AK Parti grup başkanı seçilen Sayın İsmet Yılmaz'dan bahsedeceğim. Sayın İsmet Yılmaz Bey, kendisi 23 Nisan koltuk değişimi tadında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kısa meclis başkanlığını yaptı. Ama o makamdan vazgeçemiyor. Arkadaşlar, bu bir tiyatro değil hanımefendi. Şimdi bunu bir tiyatro olarak kabul etmeyin. Tek adam yönetimin nasıl bu hale getirdiğini size tek tek anlatacağım. Sayın İsmet Yılmaz Bey birkaç hafta öncesine kadar Milli Savunma Komisyon Başkanı'ydı. Orada Milli Savunma Komisyonu Başkanı sıfatıyla kendisine bu şapkayla bir araç tahsis edildi. Bir araç tahsis edildi. İki, geliyoruz, o aracı kullanmadıysa hangi aracı kullandı onun bir cevabını versinler. Şimdi burada canı sıkıldığı zaman eski meclis başkanı odasına gidiyor. Bu şapkayı bıraktı. Şimdi bu şapkayı takıyor. Meclis başkanının odası var ya orada. O odaya giderken bu şapkayı takıyor. Bu şapkayı da bıraktım. Şimdi Sayın Bostancı'nın yerine gelen AK Parti Grup Başkanı Sayın İsmet Bey AK Parti grubuna gittiği zaman da şu şapkayı takıyor. Bu da ayrı bir şapka. Şimdi hangisi en güzeli bilemiyorum. Tabii kamuoyu bunu cevabını verecek ama AK Parti grubunun bir numaralı odasını kendisine tastıldı ama AK Parti grubuna giderken yeni aldığı şapkayı takıyor. Vazgeçilmez olan isim Sayın İlmaz Bey,
61, 62, 64. hükmette Milli Savunma Bakanı idi. Evet, yani İsmet Bey'in de hakkını yememek lazım. Meclis ona araç tahsis etti, o aracı reddetti. Milli Savunma Bakanı'nın aracını kullanıyor. Aslında hiçbirini kullanmaması lazım. Millet İttifakı'nın iktidarında hiçbir meclis başkanına araç tahsis edilmemesi lazım. Üç tane personel tahsis edilmemesi lazım. Bu odaların tahsis edilmemesi lazım. Elektrik, su parasının ödenmemesi lazım. Manevi anlamda verilen bu meclis başkanı sıfatı aslında neyine yetmez? 7 sülalesine yeter. Bundan daha iyi miras olur mu? Bundan daha iyi hiçbir miras olamaz. Ama maalesef bu durumda. Ve aynı durumda şimdi... Tamamlayalım lütfen. Canım. Sayın Binali Bey'in, efendim bakın, İsmet Bey'in işte tabelası şu şekilde, Binali Bey'in de bu şekilde. Ama İsmet Bey, Binali Bey'in durumu daha farklı. Daha farklı. Binali Bey ne yapıyor biliyor musunuz? Konvoyla çıkarken 10 tane araçla çıkıyor. Sayın şu andaki meclis başkanı çıkarken en az 7 araçla çıkıyor. Ya bu şatafat neyinize lazım? Millet aç perişan. Bir an Tuncay Bey anlattı. Millet çoluk çocuğuna ekmek götüremiyor. Yalan mı? Utanmaz adam diyeceğim ama özür diliyorum. Gel kamera kayıtlarına bak. Kamera kayıtlarına. Kamera kayıtlarına bak. Getirsin meclis başkan vekili burada. Getirin, kim yalan söylüyor? Ben mi yalan söylüyorum? Siz mi yalan söylüyorsunuz? Burada işte. Getirin kamera kayıtlarını. Kim burada yalan söylüyorsa daha ağır laf söyleyeceğim. Benim terbiyeme, eğitime, parti disipline, parti ahlakımıza uymuyor ya. Kamera kayıtları orada. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Tanal. Sayın Tanal, teşekkür ediyorum. Sayın Tanal, teşekkür ediyoruz. Sayın Tanal, teşekkür ediyorum. Buyurun.